Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan ressam Ali Taş'la Yaşama Dair başlıyor. Yaşama Dair'den herkese iyi akşamlar. Onur'un ve Erdem'in programındasınız. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuzla sizlere sezon finalinde veda edeceğiz. Öncelikli olarak şu ana kadar yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta bu programın sizlere ulaşmasında emek sağlayan, destek olan ana sponsorlarımız sevgili Sabah Kapı'ya teşekkür ediyorum. Ve hizmet sponsorlarımız, alt sponsorlarımızın hepsinin yürekten destekleri olduğu, alnımızın akıyla küçük küçük insani eksikliklerimize rağmen sonuna getirebildik. Yeni yayın döneminde tekrar buluşmak dileğiyle programımıza başlayacağım ama bugün gerçekten çok özel konuklarım var. Almanya'dan, Almanya Mannheim kentinden Defne Kültür Derneği Başkanı Sayın Ayhan Kuzu ve genç yaşına rağmen son derece umut veren, bağlamasıyla ve sesiyle bizlerin yüreğini alıp yerine bülbül yerleştiren sevgili Duygu Akyıldız konuğumuz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Ayhan Bey, Almanya'dan bizleri kırmadınız. Bu davetimize olumlu cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben gerçekten çok mutlu oldum çünkü Almanya'da özellikle Alevi insanlarımızın nasıl yaşadıklarını, örgütlenme biçimlerini ve bir çatı altında toplanabilme becerisini göstermiş, çok büyük çalışmalar yapmış bir derneğimiz var. Önce Ayhan Kuzu'yu kısaca tanıyalım. Ondan sonra derneğinizi dinlemek istiyorum. Ne zaman kuruldu, neler yaptınız? Teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş bayramın, Ramazan bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. HRT'ye, bütün ekibine, emeği geçen bütün kardeşlerimize, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde, Avrupa'da bizleri izleme imkanına sahip olan bütün kardeşlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ali Bey, sizler bizim sesimizi duyurmak adına bu teveccühü bize gösterdiğiniz için sizlere ayrıca bir teşekkür hak ediyorsunuz. Defne Kültür Derneği Başkanı olarak öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayhan Kuzu, Hatay'ın Arsuz ilçesine Üç Güllük beldesinde doğan onurlu, şerefli, hasiyetli, ekmeği yenen, yemeyen yediren, içmeyen içiren onurlu emekçinin, Ekrem Kuzu'nun oğlu olmanın onurunu yaşıyorum. Ayrıca kendilerine özellikle buradan teşekkür ediyorum babama. Çünkü öyle bir babanın evladı olmak ayrıca bir onur. Bu onura layık olabilme adına gece gündüz çalışırız. Gerekirse sırtımıza taşırız. Teşekkür ederim. Defne Kültür Derneği demek, dürüstlüğün, Aleviliği benimseme imkanına sahip olabilecek kadar medeni kişilerden kurulu ve saygın üyelerden kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz 19.06.2011 tarihinde Mannheim şehrinde çok sevdiğimiz onurlu bir amcamızın bizi bir araya getirip bu derneği kurduk. Ve Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki Defne Kültür Derneği olarak sesimizi çok güzel bir şekilde topluma ilettik. Bu derneği kurduğumuzda şunu dedik, demeye de devam edeceğiz. Bir, dürüst olacağız. İki, şeffaf olacağız. Üç, herkese eşit mesafede olacağız. Çok güzel. Bu derneği kuruluşundan şimdiye kadar taviz vermedik. Vermeyiz de. Tabii dernekle ilgili daha sohbetimiz olacak ama ben biraz da sözü genç yetenek sevgili Duygu Akyıldız'a vermek istiyorum. Çünkü bu bağlama sevdası çok genç yaşta başladı değil mi Duygu? Ben biraz kendimi tanıtmakla başlayayım. Ben Duygu Akyıldız. Ailem
Sivaslı, ben de Sivaslıyım. Babam Kangallı, annem Divrikli. 20 yıl önce İstanbul'a geldiler. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Ama bugün sizin konuğunuz olarak Hatay'a geldim ikinci kere. Bunun için ayrıca kanala ve size çok teşekkür ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim ben. Bunun yanı sıra 9 yaşında bağlamaya başladım. Bu sevda bende çocukluktan beri var. Elimde tarakla türkü söyleyerek hep eşlik ederdim işte. Arif Hoca olsun, Erdal Hoca olsun, eski muhabbet türküleri, albümlerini dinleyelim diye. Daha sonra bir kursa gittim. Yani aslında kendi başıma daha elim zile bile yetişmiyordu. Kursun ziline bile yetişmiyordu bağlama kursunun. Pazarlık ettim. Kursa yazıldım. Babamla daha sonrasında gittik. Hayatım 9 yaşında başladı müzik hayatım. Liseyi Güzel Sanatlar Lisesi okudum. 4 yıl onun tahsilini yaptım. Şimdi de son senem bir 4 yıl daha lisansını bitiriyorum. Allah'ın izniyle. TRT Gençlik Korosu'nda da 4,5 bu 5. yılım görev alıyorum. Yani orada yer alıyorum. Türk halk müziğine gönül verdim. Sazımız sözümüz bitmesin. Bizler ve bizden sonraki nesillere de bir şeyler bırakabilmeliyiz. Ya ben de bunun umuduyla yeşeriyorum. Çok güzel, yüreğine sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, bugün 9 Ağustos ve 1945'te Japonya Nagasaki'ye bir atom bombası atıldı, insanlar öldü. Bugün aynı ölümler Gazze'de ve bir ülkenin, dünyanın birçok ülkesinde, Suriye'de devam ediyor. Biz yaşama dair programı olarak baştan beri söylediğimiz emekten, emekçiden ve mazlumdan yanayız. Bundan dolayı dünyada süren tüm katliamların, ölümlerin karşısında barışı ve kardeşliği haykırdık. Bu bilinçle şarkılarımızı, türkülerimizi sizlerle paylaştık. Belki de bugün konuk ettiğim iki değerli insanın belki de yaşamsal duruşu, uğraşları, şu ana kadar hayata kattığı değerler gerçekten bizim duygu ve düşüncelerimize de çok paralel diye düşünüyorum. Öyle değil mi Ayhan abi? Yani neler yaptı dernek şu ana kadar? Biraz daha Avrupa'da, çünkü örgütlenmek çok zordur ve gerçekten ekmek parası için Avrupa'ya gidip çok zor şartlarda, böyle dışarıdan bakıldığı gibi işte altında çekmiş lüks arabayı falan, çok zengin, ama bunun altyapısında çok büyük emekler olduğunu biliyorum. Çok büyük zorluklar var ama siz bu zorluklara rağmen gerçekten insanlarımızı bir araya getirebildiniz. Yani bu örgütlenmenizin altyapısında ne var, nasıl bir güç, nasıl bir çalışma yaptınız ve bugünlere geldiniz? Teşekkür ederim Ali Bey. Defne Kültür Derneği'nin bir amacı var. Amacımız, tabii ki her başarılı başkanın arkasında tabii ki yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuz çalışkan, dürüst, ehlibet makamına yakışır bir davranış biçimi var. Biz Avrupa'da çok zorluklarla bu derneği kurduk. Yani bir derneği toparlamak, bir derneği yürütmek, bir derneğe faaliyet göstermek, bir derneğe üye toplamak çok zor. Çünkü ilk önce bu derneğin şartları önemli. Bu şartları yerine getirme adına çalışmanız gerekir. Dürüst olmanız gerekir. İnsanlara hitap şekliniz farklı olması gerekir. Biz Defne Kültür Derneği olarak insanları ötekileştirmeden, insanlara eşit bir mesafede davranma imkanına sahip olduğumuzdan ötürü toplumun sevgisini ve oranın en büyük kitleye hitap ettiğimizden ötürü biz bunun onurunu yaşıyoruz sevgili üyelerimizle, onurlu sevgili yönetici kardeşlerimizle beraber, abilerimizle beraber. Almanya demek zor şart demek. Yani ben buraya geldiğimde... Kaç yıldır Almanya'dasınız toplam? Ben yaklaşık 27 seneden beri Almanya'dayım. Ve iyi ki Almanya'ya gitmişim. İyi ki eşimi sevmişim, evlenmişim. Ayrıyeten kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir eş vardır. Biz de ekran aracılığıyla sevgili eşinize, ailenize ve tüm ailelere selam ve sevgiler gönderelim o zaman. Tabii ki konuşacak çok şey var ama sevgili Duygu biraz bağlamayı eline almışken
Şimdi 9 yaşında başlayan bu sevda yolculuğuna biraz da türkülerinle, o güzel sesinle izleyicilerimize bir türküyle merhaba diyelim mi? İçinizden geldiği gibi, repertuarınızda ne varsa. Karamık dalını eğmiş kenara, ölem 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 kenara. Karamık dalını eğmiş kenara, ölem 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 kenara. Yolcular buradan geçmesin diye, geçmesin diye aman aman. Mevlam her kuluna bir dert yaratmış, ölem ölem yaratmış. Ah Mevlam her kuluna bir dert yaratmış, ölem 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 yaratmış. Ah yetimler yuvada kalmasın diye, ölem kalmasın diye aman aman. Ah yetimler yuvada kalmasın diye, ölen kalmasın diye aman aman. Başındaki puşi benim aldığım, ölem 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 aldığım. Başındaki puşi benim aldığım, ölem 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 aldım. Daha yırtmadın mı kurban olduğum, ölem kurban olduğum aman aman. Daha yırtmadın
canımı kurban oldum melek, kurban oldum. Duydum hadisle kötü geleği, ölem ölem geleği. Duydum havadisler kötü geleği, ölem ölem geleği. Böyle miydi benim sana yandığım, öyle yandığım ama. Böyle miydi benim sana yandığım, öyle yandığım ama. Çok teşekkür ediyorum. Hangi yörenin türküsü bu Duygu? Bu Sivas. Yani Sivas. Bildiğim kadarıyla tabii, yanlış memleket, hatırlamıyorsam. Memleket havası, kokusu geliyor tabii. Çok güzel, çok güzel. İçimden ilk o geldi. Tavırlar ve vuruşlar da zaten Sivas'ı anımsatıyor yani. Bu genelde evet. Ah aman aman. Erzincan, tabii. Sivas yöresi evet. Çok güzel. Bundan çok sonra peki ediyorum. Bu müzikoloji bölümü bitecek. Ondan sonra evet. Müzik öğretmenliği mi var acaba, yoksa ne yapmayı düşünüyorsun? Klasik konservatuvar öğrencilerinin sıkışmış bir sorusudur bu. Genellikle sıkışırlar bu sorunun. Amacım sıkıştırmak. Hayır değil. Hayır. Yani sıkışmıyorum artık, çok alıştım. Şöyle, konservatuarı bitiriyoruz. Mezun oluyoruz tabii ki, bir şekilde mezun olunuyor. Ben de 4. yılımda mezun olacağım. Sene kaybım yok. Sıkıntımız şu. Okulumuzda formasyon verilmiyor. Yani konservatuarların birçoğuna biraz geldi ama İTÜ'de şu an formasyon yok. Dışarıdan mı alacaksın? Evet, dışarıdan alınıyor. Dolayısıyla çıktığın anda hazır bir işin olmuyor. Her işte olduğu gibi artık yine ha. Olmuyor. Maalesef o yüzden biz biraz bir iki sene daha, bir üç sene daha derken yaş olacak 30, ondan sonra öğretmen olacağız. Evet. Yani aslında bu bir eleştiri baktığınızda da. Tabii ki öyle değil. 22 yaşındayım. Okulum 22 yaşında bitiyor. 2 yıl sonra formasyon alıyorum. 25 yaşında da Allah nasip ederse atanırsam da tabii, öğretmen KPSS olarak. Sınavı, tabii tabii KPSS var. Daha bunun bir sürü sınavı var. Formasyon ders sınavları var. Öğretmen olduktan sonra da kendi emeğimle bir albüm yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kendimi pişiriyorum. Daha çok doyurmaya çalışıyorum. Çünkü müzik öyle bir şey. Ve her gün yeni bir duygu hissediyorsun. Yaşamadığın daha birçok hayat var, birçok duygu var. Ve o yaşadığın her bir gün senin için ayrı bir müzik cümlesi oluyor aslında. Çok güzel. Bu arada yüzden, tabii repertuarın da zenginleşiyor. Tabii tabii, TRT konser, bu konuda çok tabii, yardımcı oluyor. Konser teklifleri geliyor zaman evet, zaman. Evet. Çalıyorsunuz al, çok siz güzel. Siz de sağ olun, güzel. Sizin de desteğinizle de. Evet yani 22 yaşında değil mi sevgili çok izleyicilerimiz? Biz ama hayatta duruşu tertemiz, pırıl pırıl bir kardeşimiz. Gerçekten ben araştırma eksik yaptım. Olmayın, çok teşekkür ederim. Bütün o sıkı araştırmalarımdan sonra finale yakışacak isimleri düşündüm gerçekten. Ve ben Duygu Akyıldız'ı müzik alanında, kendi alanında genç yeteneğine rağmen çok kendinden emin, bağlamaya da hakim bir şekilde ben dikkat ettim. Entonasyon hataları bile yok mesela. Doğru ses perdesine bastığını görüyorum. Bu da iyi bir eğitim aldığını da gösteriyor aslında. Burada emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hepsine ayrı ayrı ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var bende. Öğretmenim olsa da benim hayatıma karşıma çıkan, ben herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin bana bir katkısı oldu çünkü. Mutlaka. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bilir. Hı hı. Ya biz konuklarımızı seçerken gerçekten önce hayattaki duruşu, düzgün olup olmadığı, dürüst olup olmadığına bakarız. Ve ben kendi araştırmalarımda gerek yani kitlesel çalışmalarında, dernek çalışmalarında, gerek özel hayatında, aile içinde, aile hayatında son derece
düzgün. Sevgili dernek başkanımız Ayhan Kuz'un adını o kadar güzel duydum ki birçok insan da seveniniz çok. Başkanım ne diyorsunuz? Bu sadece yani Türkiye'de, Antakya'da, memleketinizde değil. Ben Almanya'dan da gerçekten birçok insanın hayır dualarını aldığınızı duydum. Birebir bunlara tanık oldum ve bu sebeple bu duruşunuzdan dolayı belki de bizim bir araya gelişimiz bu sebeple olmuş olabilir. Ben çok uzatmadan, çok önemli bir misyonunuz var. Defne Derneği, Defne Kültür Derneği. Bundan sonra yani şu ana kadar yaptıkları çok büyük ses getirdi ama hem bunlardan biraz bahsedip hem de bundan sonraki hedeflerinizden anlatmanızı istiyorum. Tabii memnuniyetle Ali Bey. Özellikle Defne Kültür Derneği'nin çıkışı Aleviliğin temeline inmek. Aleviler ne yapar? Özellikle Hatay bölgesindeki Arap Alevileri çok yanlış tanıyanlar ve bizleri toplumda rendice eden insanlara karşı kendimizi tanıtmak adına bir sorumluluğumuz var. Biz ilk etapta 2012 tarihinde Hatay Medeniyetler ve Helbet Paneli düzenledik. Ve o zaman sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilimiz, kendisini buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum, dik duruşuyla Sayın Refik Er Yılmaz vekilimi çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü bizleri Avrupa'da örgütlenmenin nasıl olabileceğini kanıtladı. Ve bir sürü insanımız bu partiye soğuk davranıyordu. Fakat kendileri 5-6 kere kendilerini davet etme imkanına sahip olduk. Ve bizleri Avrupa'da örgütlenmenin nasıl olacağını ve Hatay Medeniyetler ve Ehlilbeyt panelinde çok güzel masajlar verildi. Hatay bölgesindeki yaşayan kardeşlerimizin öyle değil böyle Alevi olduklarını bize oradaki kardeşlerimiz anlattı. Ayrıca bizim 1434 seneden beri Aleviliği yanlış tanımlayan, işte bizi kötüleyen, bunlar namaz kılmayan, bunlar din bilmeyen, bunlar oruç tutmayan vesairen vesairen insanlarla karşılaştık. Fakat Allah onun gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Onun dik duruşu, ruhumuz, beynimiz, dinimiz, dilimiz ve dik duruşu sevgili Seyyid Ali Yaral hocamıza, huzurunuzda en derin kalbi duygularımla kendilerini selamlıyorum. Allah onu kötü gözlerden korusun. Böyle din adamları var olduğu müddetçe toplum gerilmez Ali Bey. Sevgili Ayhan Bey, önce Refik Er Yılmaz dediniz. Ben hem Refik Er Yılmaz'a, Sayın Milletvekilimize buradan selam ve saygılar sunuyorum. Gerçekten çok onurlu, çok düzgün bir insan. Gerçekten örnek bir milletvekili. Ben programıma da konuk etmiştim. Gerçekten verdiği mesajlarla çok aydınlatıcı oldu. Ama belki de yaşama dairin en önemli programlarından birini, ilkini sevgili Ali Yeral'la yapmıştık. Gerçekten biz o hafta çok acı bir olay yaşadık. Sevgili Duygu kardeşim, Soma'da biliyorsunuz maden faciası yaşandı ve biz o gün grup Moğolları ağırlayacaktık. Seyircilerimiz, izleyicilerimiz bilir. Ama o faciada ölen yüzlerce insanımızın acısını yaşıyorken eğlence, müzik, türkü, şarkı çalamazdık, söyleyemezdik. Bizim duruşumuza, yaşamsal tarzımıza da uymazdı. Bunun üzerine biz o maden faciasını ilk programda uzmanı olan maden mühendisi, hukukçusu, sendika başkanı ve dini açıdan da sevgili Ali Yeral konuk olmuştu, konuk edilmişti ve gerçekten verdiği mesajlarla yıllardan beri bir de sevgili izleyiciler benim bir tespitim daha oldu. Gerçekten alanında çok iyi olan insanlar her zaman hedeftedir. Çok böyle bilgili, çok üstün bir insanlık sevgisine mazhar olan böyle değerli insanların sayısı az olduğu halde çok gereksiz iftiralara, karalamalara maruz kalıyorlar. Maalesef. Ben gerçekten başta Ali Yeral olmak üzere böyle birçok yani birçok dediğim bir avuç aslında insanız ve bizleri diri diri neredeyse kör kuyulara atacaklar. Ama şunu unutmayınız ki
benim yaşamsal tespitimden yola çıkarak söylüyorum. Gerçekten diri diri metrelerce derinlikteki kör kuyulara atabilirsiniz kötü niyetli insanlar. Ama Ali Yeral başta olmak üzere ve Ali Yeral'ın önünde yolu açmış olduğu o güzel aydınlık yolda yürüyen bütün insanlar, o attığınız, bizi diri diri toprağa gömmek istediniz ya, o attığınız toprağın üzerine basarak yükseldik ve ölüm dışında hiç kimse bizi yenemez. Biz barıştan, kardeşlikten yanayız. Biz Sünni kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi bozamaz. Bu mesajları yıllardan beri veren Ehdav Genel Başkanı Sayın Ali Yeral'a buradan selam ve saygılar iletiyorum. Ve duygu biraz duygulandık. Bir türkü alalım ne olur. Şimdi bu türküde gurbetçilere gelsin. Şimdi hemen o zaman bir cümle daha eklemek istiyorum. Hı, özellikle baştan beri söylüyorum, yurt dışında yaşayan, gerçekten onuruyla ekmek parası için yurt dışında olan insanlarımızın ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını biliyorum. Bir tutam bile olsa onların yüreğini, böyle yüreğine güzel bir su, serin bir su serpebiliyorsak ne mutlu bize. Buradan özellikle çok sevdiğim bir kardeşim var. Sevgili Özcan Demiray ve ailesine selam gönderiyorum. Ve bu türkü gurbette olan insanlara gelsin. Hangisini çalıp söyleyeceksin sevgili? Akarsuyun gurbeti ben mi yarattım? Çok güzel. Çok güzel. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım olsun? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Thank you.
acımayı anma, bu ayrılık geçti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım, gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım, gurbeti ben mi yarattım dost? Sevgili Duygu, ne kadar güzel okudun değil mi sevgili Duygu? Süper, mükemmel. Genç yaşına rağmen benim kızım var sizin yaşlarınızda. Buradan da kendilerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu yaşta mükemmel saz kullanıyor. Güzel şarkılar söylüyor. Özellikle bu şarkıyı Avrupa'da dinleme imkanına sahip olan kıymetli kardeşlerimiz çok duygulanmıştır. Çünkü gurbet farklı bir yaşam tarzı vardır. O yaşam tarzını biz yaşam imkanına sahip olduğumuzdan ötürü bu şarkının... Türkü de tam denk geldi. Evet, türkü de tam türkü tam denk geldi. Tabii, dilinize sağlık. Belki sevgili izleyiciler bilirler. Yani yaşama dair programımız baştan beri çok güzel isimler ağırladı bu sezonda ve gerçekten verdiğimiz mesajlarla, şarkılarla, türkülerle yaşama çok güzel bir pencereden baktık. Tabii sohbetimiz devam edecek ama kısa bir reklam arasından sonra efendim. Yarzem Otomotiv'in katkılarıyla hazırlanan ressam Ali Taş'la yaşama dair reklamlardan sonra devam edecek.